Reşi On The Way kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün bambaşka bir geziyle karşınızdayız. Haven Camp'la birlikte bir hafta sürecek olan harika bir tura çıkıyoruz arkadaşlar. Kamp kamp gezeceğiz, çadırlarda kalacağız, rafting yapacağız, dalış yapacağız. Marmaris, Datça, Fethiye, Kaş gibi birçok yerleri gezeceğiz. Yani bu pandemi sürecinde gerçekten harika bir faaliyet olacağına inanıyorum. Çünkü biliyorsunuz ki sosyal mesafe çok önemli ve insanlar artık doğaya gidecekleri ve insanlardan uzak yerleri arıyorlar. İşte Haven Camp da bunu sağladı. Bu sene 4 tane tur başlattı. İlkinde biz beraberiz. Bundan sonra 3 tur daha olacak. Ama asıl bombayı seneye saklayacaklar ve biz de bunu tanıtmak için buradayız. Bakalım nasıl bir hafta bizi bekleyecek. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Ve harika bir yere geldik arkadaşlar. Akyaka'ya çok yakın bir mesafede bulunan aşk yolundayız ya da sevgi yolundayız. Aslında burası birçok filme konu olmuş bir yer. İsmi tamam çok güzel ama hikayesi bu kadar güzel değil tabii ki. Çünkü zamanında 7 tane kızı olan bir muhtarın 4 kızı sıtmadan ölüyor. Sonra da bir erkek çocuğu olunca muhtar kasaba halkına söz veriyor. Daha sonra köy halkına söz veriyor ve ben sizi bu illetten kurtaracağım deyip şu okaliptüs ağaçlarının buraya getirilmesini sağlıyor. Bir yazar aracılığıyla ve bu yazar da Halikarnas balıkçısı buna öncülük ediyor. Ve Avustralya'dan getiren okaliptüs ağaçları bu yol boyunca dikiliyor. Tabii köylere de 3'er tane de veriyor. Onlar evlerinin de çevrelerine dikiyorlar. Sonrasında işte bu muhteşem yol ortaya çıkıyor. Burası eski Marmaris yoluymuş arkadaşlar. Ama tabii sonra 1980'lerde yan yol yapılmış. Artık oraya geçmiş. Şimdi de bir çok ünlü bir fotoğraf noktası haline geldi. Evet, uzun bir yolculuktan sonra ilk durağımız olan Akyaka ilçemize geldik arkadaşlar. Burası Muğla'nın son dönemlerdeki en güzel, en popüler ilçelerinden bir tanesi. Gerçekten tam bir huzur yuvası. Bugün ilk kısımda Azmak Nehri'nde mini bir tekne gezintisine çıkacağız. Bu muhteşem Azmak Nehri'nin rengarenk doğasını, kuşlarını, hayvanlarını yakından görme fırsatı edineceğiz. Sonrasında da günün kalan diğer zamanında Akyaka'nın en güzel sahillerini ve ilçe merkezinde de bir gezintiye çıkacağız. Yani gerçekten Akyaka son zamanlarda çok ünlü olmaya başladı. Halen otel ya da diğer testler açısından aman aman büyük bir yer değil ama aslında bu da çok güzel. O yüzden huzur dolu bir tatil arayanlar için muazzam bir ilçemiz. Çok güzel seçenekler sunuyor bu konuda. Buradan sonra da artık akşam saatlerine doğru Marmaris'teki kamp alanımıza doğru yola çıkacağız. Dalış için ilk noktamız olan Cennet Adası'na geldik. Yaklaşık bir yarım saate yakın burada bir antrenman dalışı yapacağız. Hemen zaten az önce izlediniz, bir oryantasyon eğitimi aldık. Bir 10 dakikaya yakın işaretler, neler yapmanız gerekiyor. Ve yüzmeyi bilip bilmemeniz önemli değil. Direkt eğitmenlerle birlikte dalıyorsunuz ve onlar sizi her türlü yönlendiriyorlar. Birazdan zaten su altında da görüşürüz. Evet, şimdi Haven Camp'la yapılacak faaliyetlerin en güzeline geldik. Burun da çok iyi oldu yalnız. Nefes alamıyorum. Evet, bugün gayet güzel bir köye geldik. Cennet Adası. Adası'nda güzel bir suyun içinde dalış yapacağız. Marmaris sokaklarındaki yolculuğumuza başladık. Burası tipik Ege kasabalarını andıran bir old town, yani eski bölgeye sahip. Yine bembeyaz ya da yörenin taş mimarisiyle yapılmış evlerin yanında rengarenk pervazlı evler, o bir muhteşem begonyaların açtığı pencereler, sokaklar, sokak hayvanları, her şey var burada. Bugün yeni rotamızda Datça var. Haven Camp'la birlikte
bu muhteşem Ege kasabasına geldik. Can Yücel'in şehrine geldik. Bugün dolu dolu bir gün geçireceğiz. Bu bembeyaz evleri, taş sokakları, muhteşem plajları sizlere anlatacağız. Şunu da belirteyim, daha önce de söylemiştim. Biz bu kamp turu kapsamında bu bütün kasabaları küçük küçük geziyoruz. Ama size böyle kısa kısa rehberler aslında biraz koyacağım ama ileriki zamanlarda ben buraya zaten bireysel de geleceğim, detaylı rehberlerini çekeceğim. Evet, şimdi söylediğimiz üzere önce yüzme vakti ve Taşla plajından yolumuza başlıyoruz. Buranın suyu gayet soğuk. Bu arada güzel bir şey söyleyeyim. Datça'daki tüm plajlar ücretsiz. Hatta buradaki mekanlarda, şezlonglarda bir şey yeme içme karşılığında oturabiliyorsunuz hiçbir şekilde. Yani şezlonglara para vermeniz gerekmiyor. Onun dışında duş falan da var. Bayağı soğuk. Evet, o zaman ben yavaş yavaş başlıyorum. Mini bir Datça gezisi yaptık bugün arkadaşlar. Gerçekten Ege'nin bu güzel kasabasını sizlere anlatmaya çalıştık. Eğer hani bir gününüzü aslında buraya ayırmanız yeterli. Günün yarısında işte Yeni Datça'da, diğer kısmında Eski Datça'ya da olacak şekilde. Biz mecburen kamp turu yaptığımız için şimdi dönüyoruz ama burada mutlaka bir akşamınızı geçirin. Ya da akşamınızı yine Yeni Datça'da geçirin. Çünkü orada da o deniz kenarındaki mekanlar gerçekten çok güzel. Yakaladım valla. Bugün tur kapsamında Fethiye'ye geldik. Hemen arkamda gördüğünüz dünyanın en uzun lagünlerinden bir tanesi olan ve bütün turizm materyallerini görmeye alıştığımız Kum Burnu. Hani şu meşhur burnumuz var ya, oraya geldik. Bugün de ilk buradan başladık rotamıza. Çünkü hani görünmesi gereken ilk yer burası Fethiye'de. Yaklaşık Fethiye merkezi 15 km uzaklıkta bulunuyor Öndeniz. Burada oteller de var, restoranlar da var, her şey de var. Zaten genellikle konaklamanın büyük bir kısmı burada geçiyor. Paraşüt yapmak isteyenler için de buradan da hareket ediyorlar. Neyse, görüntülerde göreceksiniz zaten. Evet, şimdi turumuza devam ediyoruz. Fethiye'ye yaklaşık bir 10 km uzaklıkta bulunan Kaya Köy'e geldik arkadaşlar. Burası eski bir Rum köyü. Son zamanlarda filmlere, dizilere set olmuş bir yer. Hatta bunun en güzel örneği Rasoklov'un Türkiye'de çektiği Son Umut filminin final sahnelerinden bir tanesinin burada çekilmesi. Hatırlarsınız belki o sahneyi. Burası terk edilmiş bir köy arkadaşlar. Eski bir Rum köyü. Nüfus mübadelesi zamanında 1920-1924 senelerinde burada yaşayan yaklaşık 25 bine yakın Rum vatandaşı buradan ayrılmak zorunda kalıyor ve bunların yerine de Türk vatandaşlarının bazıları yerleştiriliyor. Yunanistan'dan gelen. Günaydın. Yine harika bir günle karşınızdayız. Bugün tekne turu günü. Biliyorsunuz bu Avent Camp'la çıktığımız tur kapsamında iki tane de tekne turumuz vardı. Bir tanesi bu Marmaris'te dalış yaptığımız turdu. Yine orada da güzel yerleri gezmiştik. Ama bugün de Türkiye'deki en ünlü rotalardan bir tanesine sahip olan Fethiye'deki tekne turuna katılacağız. Arkamızda gördüğünüz bu muhteşem devasa korsan teknelerinden birine bineceğiz. Bizi bugün tüm koyları, adaları, ya 5-6 tane noktası var, oraları gezdirecek. Yaklaşık 8-9 saat sürüyor. Yani bazen 6 saat falan sürüyor. Bugün eğleneceğiz, çok eğleneceğiz. Evet, şimdi ilk durağımıza geldik. Burası Kelebekler Vadisi. Ya zaten Türkiye denince akla gelen ilk yerlerden bir tanesi. Muhteşem yukarıdan görüntüsü de biliyoruz ama buraya da gelmek için tek yol tekne turları. Ve bunu bize sağlayan Aven Kap'la birlikte şu anda ilk durağımıza geldik. O zaman ne diyoruz? Aven Kap! Ayıptır ama yaptınız. Gerçekten ayıptır. Aman ya Rabbi.
Günaydınlar arkadaşlar. Yeni rotamız olan Antalya'ya geldik. Burada iki gün boyunca Kaş, Kemer, Adrasan ve Köprülü Kanyon'a gideceğiz. Harika bir tur bizi bekliyor. Bu sefer biraz daha hani böyle birkaç günde gezebileceğiniz bir rotayı anlatacağım. Ve raftingle de bitireceğiz tabii ki. Aven Camp'la biz turlarımıza devam ediyoruz. Gerçekten sosyal mesafeye uyarak doğayla iç içe huzur dolu bir hafta geçirdik. Devam da ediyor zaten. Tavsiye de ederim. Ve üçüncü kamp alanımız olan Langır Lingir'e geldik arkadaşlar. Burası gerçekten çok güzel bir konsepte sahip bir yer. Tamamen özellikle çadırlar için kapatılmış bir alan var. Duşu, duşları, tuvaletleri şu ana kadarkilerin en iyisiydi bence. Hani biz deneyimlediğimiz için söylüyorum. Adrasan'dayız bu arada. Adrasan'da sahilin hemen 100 metre ilerisinde bulunuyor. Zaten görüntülerde görüyorsunuz. Hani bu tarafa da geldiğiniz zaman böyle bir yerde kalma gibi seçeneği de düşünebilirsiniz. Ozi hazır mıyız dostum? Valla ben henüz hazır değilim, yeleğim yok ama. Evet, Ozan kazana düştü. Ozan'a yelek vermediler. Evet, hazırız. 2,5 saat biraz boyunca lazım. Manyak bir tur bizi bekliyor. Hep ben merak ilk defa yapacağım bu arada. Evet. O yüzden gayet heyecanlıyım. Ben daha önce Fırtına Deresi'nde bir de Kemalede yapmıştım ama burası gerçekten en çok merak ettiğim yerlerden bir tanesi. Bir de 2,5 saat sürmesi ayrı bir olay. Yani bir mola vereceğiz sadece. Bir saate 1,5 saat sonra bu turu tamamlayacağız. Zaten görüyorsunuz, bakın. Bizi bekliyor bu çılgın sular. Evet, şimdi raftingimizi bitirdik. Artık 2,5 saatin sonunda bayağı yoruldum. Şöyle güzel böyle bir köşeye geldim, keyfimi çıkartıyorum. Turumuzun sonundayız artık, bitirdik. Birazdan da kapanış konuşmasını yapacağız zaten. Harika bir hafta geçirdik. Bu Köprülü Kanyon'daki rafting macerasıyla da artık tamamen bitirmiş olduk. Bu akşam artık döneceğiz memleketlerimize. Vallahi güzeldi. Bayağı bir eğlendik. Huzur dolu bir hafta geçirdik. Sosyal mesafeye uygun bir şekilde bir seyahat, tatil yapma şansı edindik. Diyeceklerim bu kadar. Mutlaka bu tarz kamp turlarını denemeniz lazım bence. Başla. Evet arkadaşlar, bir turun daha sonuna geldik. Aven Camp'la harika bir haftalık tur kamp gezisi yaptık. Harika yerler gördük. Müthiş koylar, müthiş doğa manzaraları gördük. Yüzdük, atladık, zıpladık. Ve harika aktiviteler yaptık. Tabii rafting, dalış, ne isterseniz yaptık ve sosyal mesafeye tamamen uyarak ve doğayla iç içe bir tur yaptık. O zaman evet arkadaşlar, eğlendik mi? Evet! O zaman harika! Bravo!